Evet. Evet, büyük sürgün gerçekten de tarihin en büyük sürgünlerinden, en büyük trajedilerinden birini yaşayan Kuzey Kafkas halkları, özellikle Ubuhlar tarih sahnesinden silindi, ulus olarak yok oldu. Kabardey halkının 500 bin kaybı, Şepsığlar yine 500 bine yakın, Abhazlar toplam 1,5 milyonun üzerinde insan hem yollarda telef oldu, hem uzun süren 1567'de başlayıp 1878'de biten Rus-Kafkas savaşları, bu savaşların katalizörü aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun Kırım'ı fethettiği 1475 yılından itibaren o coğrafyada yıllardır oranın otokton halkı olarak bir kültür oluşturmuş. Gerçekten dünyanın kadim kültürlerinden biri olan Kuzey Kafkas halklarının kültürünü yeşertmiş olan bu halk topraklarından sürülmüş, topraklarından koparılmış. Bu trajediyi biz bugüne kadar biliyorduk ama trajedinin nereden başladığı, nasıl başladığı ancak Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra, belgeler, arşivler açıldıktan sonra bizim atalarımızın bu sürgünde yaşadıkları acıları, yaşadıkları zorlukları, güçlükleri yeni yeni öğrendik. 1864 yılında dedelerimiz buraya gemiler aracılığıyla büyük acılar çekip ve büyük bir sürgün yaşayıp gelmişler. Burası da Türkiye karasularında sahile çıktıkları ilk yerlerden biri. Şurada bulunan mağarada da ilk gecelerini yaşıyorlar. Burada sadece ilk gecesinde bildiğimiz kadarıyla 40-50 tane çocuk sadece tek gecede ölüyor. Yukarıda onların mezarları var. Burası bizim tarihimiz açısından çok önemli bir yer. Biraz önce çelenk atıldı denize. Başka neler yapılacak? Bu sene 148. yıl dönümünü kutluyoruz. Yani anıyoruz, özür dilerim. Şimdi birazdan Nart'ın ateşini yakacağız. Abhazların bu sürgünü unutmadığını, Abhazların bu sürgünü hiçbir zaman unutmayacağını ve herkese bunu duyuracağını hiçbir zaman için kaybetmeyeceğiz. Yani Abhazların ve Kafkasyalıların yoğun bir şekilde göç ettiği bölgedeyiz. Benim dedemin babası Abhazya'dan bu sahile çıktı. Bu mağaralara sığınmışlar. Ve dedem burada doğmuş. 10 yaşına kadar burada yaşadı. Ve burada hastalıklar başlayınca Harmantepe köyüne yerleşmişler. Babaannemden dinlerdim ben. Bir masal gibi bu göç öyküsünü. Mesela balık yemezdi o. Niye yemezsin diye sorduğumda işte balıklar bizim denizlerde atalarımızı yediler şeklinde anlatırlardı. Biz de bugün bu günü anarak onların ruhları şad olsun diyoruz. Bir daha böyle acılar yaşanmasın. Teşekkürler. Anlayışını düzenleniyor burada. Her yıl tabii, her yıl biz buradayız. Şimdi çelenk atacağız. Evet, çelenk atma töreni. Daha sonra da geceliğinde meşalelerle bir yürüyüş var. Onun ardından da bir dizi konuşmalar ve ayrılacağız. Teşekkürler. Kafkas halkları olarak hepimizin 21 Mayıs aslında ve 21 Mayıs haftası bizim için bir yas haftasıdır. Buraya da sürgün esnasında kaybettiklerimizin ruhunu şad etmek, onları anmak ve tarihimizde yaşadığımız trajediyle yüz yüze gelebilmek, ondan kaçarak kurtulamayacağımızı bildiğimiz için yüz yüze olmak, iç içe olmak adına her yıl 21 Mayıs'ı en yakın olan hafta sonu burada toplanıyoruz. Buradan önce işte Karaağaç Köyü'nde de İslami ritüellere göre çeşitli etkinliklerde bulunduk, okumalarda bulunduk. Onların ruhuna bir şeyler okuduk. Çevremizde bu uzaktan gelenlere bir ikramda bulunduk. Bunu Abhaz Dernekleri Federasyonu olarak yaptık. Burada da özellikle burayı gençlerimiz çok seviyor. Neden seviyor? Unutmamak adına geliyorlar. Onlara cazip gelen bir takım ritüeller kattık. Meşaleli yürüyüş ve sürgün ateşinin yakılmasıyla, o ateşin başında çeşitli konuşmalarla. Ama burada bir şenliğin içerisinde değiliz. Burada bir kutlamanın içerisinde değiliz. Burada bir matemin uzun yıllar sonra yansımalarını sizlere gösteriyoruz şu anda.